Bir. Evet sevgili izleyenler, Modi Spor Kulübü'ndeyiz. Öncelikle neden böyle sessiz konuştuğumuzu sizlere söyleyelim. Şu anda maçlar devam ediyor. Arkadaşım şöyle bir dönerse, şu anda bilardoda maçlar devam ediyor. Dolayısıyla da bizim yüksek sesle konuşmamız bilardo sporuna biraz aslında oyuncuları rahatsız ettiğinden dolayı biz sessiz konuşuyoruz. Efendim yanımızda Sinop Bilardo İl Temsilcisi Sayın Derya Özdemir. Efendim merhabalar. Merhaba, teşekkür ediyorum Deniz Bey. Öncelikle sizler de müsabaka hoş geldiniz diyorum. Bugün burada Cumhuriyetimizin 90. yılı sebebiyle tertip etmiş olduğumuz Karadeniz Bölge Şampiyonamızın 21.sini Sinop ilinde yapıyoruz. Bu müsabakada öncelikle Sinop İl Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşker'e, Sinop Belediye Başkanımız Sayın Baki Ergül'e, Sinop Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürümüz Sayın Mustafa Çelik'e ve Modi Bilardo Başkanımız Sayın Ersan Ercan'a teşekkürlerimi sunuyoruz. Bu katkı, bize yapmış oldukları katkılardan dolayı. Efendim şunu soralım Derya Bey. Karadeniz şampiyonası değil mi? Evet, Karadeniz Bölge Şampiyonası. 21.si düzenleniyor bunun. 21.si düzenleniyor. 10 ilden 48 sporcunun katılımıyla Karadeniz Bölge Şampiyonası'nı yapmaktayız. 2 gün sürecek. 26 ve 27 Ekim tarihlerinde müsabaka sonuçlanacak ve sponsorlarımız vasıtasıyla da dereceye giren sporcularımıza ödüller takdim edeceğiz kendilerine. Biliyorsunuz bilardo geçmişi çok 1900'lü yılların başına dayanan bir spor dalı. Ama Türkiye'deki gelişimine bakarsak öncelikle bir kahvehane kültüründen gelen bir spor olarak karşımıza çıkıyor. Fakat son 10 yıldır yaptığımız federasyon başkanımızın da yapmış olduğu çalışmalarla birlikte biz bilardo spor salonları adı altında spor salonlarına bu sporu çekmeye başladık. Ve ayrıca bir eğitimciyim ben. Sinop ilinde Ticaret Meslek Lisesi okul müdürlüğü yapmaktayım. Eğitimci kimliğimizle birlikte gençlerimizi de bu spora çekmek ve bu sporu yapmalarını sağlamak en büyük dileğimiz. Bu kapsamda başta kendi lisem olmak üzere diğer liselere de yine Modi Bilardo'nun yardımlarıyla, Modi Bilardo Spor Kulübü'nün yardımlarıyla masalar kazandırdık. Bilardo masaları ve gençlerimizin boş zamanlarında kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla bilardo sporuyla tanıştırdık. Hocam hemen yeri gelmişken soralım sizlere. Bilardo okullara girmiş midir yani? Okullarda şu anda hani seçmeli ders gibi ya da mesela yaz kursları olsun, bunu gibi faaliyetlerde var mıdır? Evet, şu anda girdi diyemeyiz tabii ki bu anlamda. Bu Bilardo Federasyonumuzun da yapmış olduğu çalışmalarla modüler bir program çıkartma çalışmaları devam etmekte. Bu program çalışmaları bittikten sonra öncelikle halk eğitim merkezlerimiz aracılığıyla kurslar, daha sonra da inşallah gelecekte Milli Eğitim Bakanlığımızın da katkıları ve Bilardo Federasyonumuzun ortaklaşa çalışmalarıyla okullarda seçmeli ders halini alması şeklinde bir çalışma yapmaktayız. Tabii buna paralel olarak beden eğitimi derslerinin içerisinde de bir planlama ve sistemli yürütme ile bilardo sporunun gelecek yıllarda çok daha büyük kitleler ve gençler tarafından oynanacağına ve sevileceğine inanıyorum. Peki efendim, hem eğitimci olarak hem de bilardo il temsilcisi olarak buradan ailelere bilardoya, çocuklarını bilardoya göndermesi için, yani şöyle soralım sizlere, aileler çocuklarını bilardoya neden göndermeli? Şimdi biraz önce de bahsettim. İşte 10 yıl geriye çok fazla gitmeyelim. 10 yıl kadar bir geriye gittiğimizde bilardo sporunun bir kahvehane kültüründen, kahvehane ortamından geldiğini söylemiştik. Tabii ülkemizde insanların algılarını yıkmak kolay olmuyor. Bu algı hala toplumumuzda devam ediyor.
etmekte. Tabii bu algıyı yıkabilmek için okullarımızda bilardoyu ne kadar fazla sokarsak, velilerimizi ne kadar fazla bilardo sporuyla tanıştırabilirsek o kadar çok bu algıyı yıkabiliriz ve bilardoya olan ilgiyi bu anlamda gençlerimize en azından bilgisayarın zararlı alışkanlıklarından kurtarma adına bilardo sporuna çekebiliriz diye düşünüyorum. Evet efendim, söyleyeceğiniz son cümlelerinizi alalım. Ben öncelikle sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Buralara kadar gelmişsiniz. Bizlere mikrofon tuttunuz. Tabii basında yer almak bizim için çok önemli bu sporun tanıtılması anlamında. Ben tekrar Sinop Yıldız TV'ye bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bize destek verenlere teşekkür ediyorum. Bu desteklerini vermeye devam etmelerini de talep ediyorum ayrıca. Sporcularımıza da bu müsabakalarda başarılar diliyorum. Efendim biz teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, şu anda Modi Spor Kulübü'ndeyiz, yine röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda yine bir sporcumuz var, bir beyefendi. Efendim sizleri tanıyalım ilk önce. Hoş geldiniz öncelikle Sinop'a. Sağ olun, teşekkür ederim. Adım Cuma Bey Germi. Eski bilardo temsilcisiyim Samsun'u. Bundan önceki, bir de 2012'de Bilardo Federasyonu başkanlığına adaylığımı koyduydum. Bu genel kurula giremedik. Ama bir hukuksal sürecimiz var, o devam ediyor. Bu geleneksel yapılıyor zaten Sinop'ta. Biz de elimizden geldiğince Samsun'dan buraya katılıyoruz. Ve Nurettin zaten bu işleri çok iyi yapan bir insan Sinop'ta. Valla belki de tek salon, zaten başka yok herhalde Sinop'ta. Bir de buradan biliyorsunuz, bir de buradan bir Avrupa şampiyonluğu çıkardı Sinop bu konuda. Türkiye örnek bir yer bence. Aa, geliyoruz işte, bir arada bulunuyoruz. Güzel bir organizasyon. Yapanlara, emeğe geçen herkese, size kanala, Sinop kanalı herhalde sizinki. Evet, ayrıca sizin de buraya verdiğiniz destekten dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Efendim sizi bulmuşken bir şeyler soralım. Çünkü bilardonun içerisinde aktif bir insansınız. Bilardo, az önce Arzu Hanım'la da konuştuk. O da bayan, genç bir sporcu. Onunla da konuştuk. Yani bilardo sporu oyundan çıkıp artık bir spor nihayetiyle dünya arenasında Türkiye'yi temsil etmekte. Ömer Karakurt en son Avrupa şampiyonluğunu aldı. Bu değişimi nereye bağlarız? Şimdi federasyonumuz biliyorsunuz 93'te kuruldu. Ama bu dünyada çok eski bir branş bilardo spor olarak. Bugün sporda olan şiddetleri görüyorsunuz. Hem bir futbol sahalarında olan çirkeflikleri görüyorsunuz. Ama bilardo da bu zamana kadar, yani var olduğundan beri, bir bilardo sporunda kesinlikle ve kesinlikle hiç kavga göremezsiniz. Artı rakibi alkışladığı tek spor dalıdır bilardo. Ama bana sorarsanız benim şahsi fikrim, bilardo hak ettiği yerde değil. Bir, ikincisi bu sporun olimpiyatlarda bence olması gerekiyor. Neden derseniz, bakıyorsunuz olimpiyatlarda öyle bir branşlar var ki, yani bunu spor olarak alınmış ama bu bilardo ne hikmetse olimpiyatlara girememiş. Ben bu konuda, yani eski bir 40 yılımı bu bilardoya vermiş bir insan olarak bundan üzüntü duyuyorum. İnşallah hak ettiği yerlere gelir, olimpiyatlarda da temsil edilir. Artı bizde dünya çapında bilardocular var. Bu çok önemli. Dünya şampiyonu oyuncularımız var, takım halinde dünya şampiyonu takımlarımız var. Ama ben gerekli ilgiyi, gerekli layık olduğu yeri henüz bulduğunu zannetmiyorum. Efendim şunu da söyleyebilir miyiz? Yani bilardo sporu aslında böyle temelden biraz kurcalanmalı. Şöyle, bilardo sporu okullarda özellikle bir ders olarak verilebilir mi? Valla bu mevcut federasyon bunu bir ara milli eğitime soktum dedi. Okullarda da seçmeli ders olarak verecek dendi. Bakıyoruz sadece, hatta bu yine Sinop'tan bununla ilgili modül program hazırladı bu Sinop'taki eğitimciler. Sadece bunu uygulamaya geçireceklerdi. Fakat mevcut federasyon bunu beceremedi, yapamadı. Bizim geçen sene zaten aday olduğumuz zaman bizim işte şeylerimizden bir tanesi, hedeflerimizden bir tanesi bunu okullara sokmaktı. Tabii bu eğitimi ufak yaşta alınması bilardo adına çok daha önemli bir şey ki, Kore'de 2 milyon lisanslı sporcu var sadece bilardo'da. Sadece bilardo'da? Evet. Efendim şunu da aslında Avrupa ya da Uzak Doğu tabii spora vermiş olduğu önem aşikar.
Burada çok fazla söyleyecek bir şey yok ama yani Türkiye'de artık yavaş yavaş bilardo sporunun gün yüzüne çıktığını görmekteyiz. Burada tabii bir Sinoplu olarak söylemiyorum aslında. Sayın Nurettin Bey'in Modi Spor Kulübü'nün yetiştirdiği ailecek bilardo sporuna gönül vermiş insanlar şu anda hali hazırda bu turnuvayı, bu şampiyonayı da düzenlediler. Federasyon anlamında sporcularımızın çok fazla destek alınmadığı kanaatindeyim. Bu benim fikrim aslında. Bunu nasıl aşabiliriz? Bunu sponsor firmalarla aşarız. Ama bu mevcut federasyon bunu becerecek bir durumda değil. Çünkü 32 sporcusuna bile Türkiye şampiyonalarında harcırah dahi veremeyen, en son işte geçen sene Samsun'da yapılan bir 2012 senesinin Şubat ayında Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası'nda 840 bin lira gibi bir parayı nerelere harcadıkları bile belli değil. Ama hiçbir sporcusuna harcırah bile dediğim gibi veremeyen bir federasyon. Bu sponsor firmalarla bu şeyler aşılabilir. Ama federasyonun bununla ilgili pek çalışması yok. Bence uğraştığı da yok. Onun için bu sporun kalkınması için sponsor firmalar bulunmalı. Sporcular en azından yani belirli bir miktarda emeklerinin karşılığını alabilirlerse bu spor çok daha yukarılara taşınacağına inanıyorum ben Türkiye olarak. Biz geçenlerde sosyal paylaşım sitesinde bir şey gördük. Bir sporcudan 7 TL'yi geri istemiş. 6 avro, 4 avro, 6 avro bu gibi paraları evet Federasyon Genel Sekreteri sporcularından geri istedi. Ve bir Avrupa Dünya Şampiyonu olmuş bir sporcusundan bu parayı istedi. Evet. Yani bunu işte görüyorsunuz sizler işte yerel basın burada yapılan şu andaki şampiyonayı görüyorsunuz. İnsanları da burada görüyorsunuz. En ufak bir ses yok, gürültü yok. Sadece beynin spor yaptığı, izleyicisinin de takdirle seyrettiği bir spordan bahsediyoruz. Yani bunun için şimdi biz genç nesil yetiştirsek çok daha güzel olmaz mı ilerler için? Evet. Evet efendim. Röportaj için çok teşekkür ederiz. Ben size teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum yayın hayatınızda. Sağ olun efendim. Tekrar Sinop'a hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Efendim yanımızda Karabük Bilardo İl Temsilcisi Sayın Ahmet Bey var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Sinop'umuza misafir olarak geldiniz. Öncelikle Sinoplu olarak hem Yıldız TV ailesi olarak ve Sinoplu olarak hepiniz hoş geldiniz diyoruz efendim. Şimdi Bilardo sporunu konuştuk. Az önce de Arzu Hanım'la da konuştuk. Beyefendiyle de konuştuk. Bilardo almış başını gitmekte. Son özellikle son 5 yıldır bilardo sporu inanılmaz derecede gelişmekte. Karabük'ü biraz anlatalım efendim. Karabük nasıldır bu durumda? Karabük'ü tanıyalım biraz. Şimdi öncelikle şöyle başlayayım. Tabii ülkemizde birçok spor branşının federasyonu var. Fakat maalesef çok geniş kitleler sadece futbol, işte basket ve voleybol gibi branşlarla daha fazla ilgileniyorlar. Halbuki bilardomuzda ülkemize çok büyük dereceler kazandıran bir branş. Özellikle burada Sinop ilinde bu Modi bilardo salonunu çalıştıran Nurettin arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Çok emeği var. İki tane çok güzel milli takım sporcusu evlatlar yetiştirdi. İşte bu bizim bildiğimiz, çok sevdiğimiz Sinop'umuzun bağrından çıkıyor bu insanlar. Hem Karadeniz için bizim bir gurur kaynağımız oluyor. Karabük'te de yaklaşık işte burada gördüğünüz şekilde bir iki bilardo salonumuz var. Bilardoyu ben size biraz şöyle tarif etmeye çalışayım. Örneğin biz bugün 50 yaşındayız. İşte biz 25 yaşında, 30 yaşında da bilardo oynuyorduk. O zamanlar bize bakarak bilardoya başlamış gençlik bugün yaklaşık 30 küsürlü yaşlarda ve iddia ediyorum bir tanesi işsiz değil. Çok iyi okullar okumuşlar. Okul okumayan işte özel sektörde iş bulmuş. Bilardo ile tanışan bir insan öncelikle düşünmeye başlıyor. Fiziksel ve beyinsel becerilerini birleştiriyor. Bu küçük yaşta bilardoya başlayan bir öğrenci
düşünmeye başladığı için hemen yarın okulunda bunun şeyini, semeresini almaya başlıyor. Dolayısıyla da eğitimli ve bilinçli bir yaşama doğru adım atıyor. Pratik zeka aslında bilardo, sevgili izleyenler, bilardo sporu otokontrol, insanın otokontrolü anlamında, pratik zekayı geliştirme anlamında çok önemli bir spor. Şimdi efendim, halihazırda ülkemizde maalesef şunu söylemeden geçemeyeceğiz tabii. Ülkemizde büyüklerimiz, yetişkinlerimiz dizilerle, çocuklarımız sanal canavarın elinde, gerek savaş oyunlarıyla, internet kafelerde, bilgisayarda, şu anda evinde bilgisayarı olmayan aile hemen hemen yoktur. Zira tabii oturduğumuz yerden spor yapmamızın mümkünatı da yoktur. Bilardo sporu, buradan bizi dinleyen ailelere mesajınızı alalım. Bilardo'ya aile çocuklarını neden göndersinler? Şimdi siz iyi ki sordunuz. Ben de zaten bu konuda bir iki ifade etmek istiyordum düşüncelerimi. Buradan Sinoplu ailelere sesleniyoruz. Bakın, biz o küçük çocuklarının büyük büyük amcalarıyız, babalarıyız. Bu spora 15-16 yaşlarında başladık. Annemizden, babamızdan sopa yiyerek bilardo oynuyorduk. Eski yıllarda bilardo bir kahve kültürü gibi yerleşmişti halkın gözünde. Dolayısıyla ailelerin gözünde de. Şu an bakın, bu salonda çekimler yaptınız. Bilardo ile tanışan bir gençlik. Öncelikle disipline oluyor. Düşünmeye başlıyor. Saygıyı, sevgiyi öğreniyor. Bilardo da şöyle bir farklı bir alan. Hiçbir spor branşında bulamayacağınız bazı özellikler vardır bilardo'da. Örneğin 80 yaşındaki bir amcayla 15 yaşındaki bir çocuk eşit şartlarda çıkar maçını yapar. Ya da ekonomik durumu çok üst düzeyde olan bir vatandaşımızla tamamıyla hiç işi gücü olmamış bir sporcu yine eşit şartlarda çıkarlar. Birbirlerine saygı, sevgi çerçevesi içinde maçlarını yaparlar. Böyle bir branşı başka spor branşlarında bulamazsınız. Dolayısıyla gerçekten çocuklarını bu tür bilardo salonlarına, bizim yanımıza göndersinler. Biz o çocukların sosyal ortamlarıyla da ilgileniyoruz. Okuluyla da ilgileniyoruz. Hiç tereddüt etmesinler. Buradan ailelere, Sinoplu ailelerimize sesleniyorum. Evet efendim, çok teşekkür ederim. Tekrar Sinop'a hoş geldiniz diyelim. Sinop'a gelmişken, tabii ki Sinop'umuz Karadeniz bölgemizde ve ülkemizde çok şirin, yani çok sevdiğimiz bir ilimiz. Sürekli gelip gidiyoruz, tanıtıyoruz Sinop'umuzu. Biz de size iyi yayınlar diliyoruz. Alakanızdan ötürü de çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda genç, güzeller güzeli bir sporcu hanımefendi var. Merhabalar. Merhaba Sinop, merhabalar, teşekkür ederim. Efendim, öncelikle Sinop'a hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Bilardo sporu böyle genç, güzel bayanlara da demek ki böyle yer veriyormuş. Evet. Bilardo sporunun içerisinde iyi ki varsınız diyelim öncelikle. Evet, çok teşekkür ederim. Yıldız TV'ye öncelikle. Sonra belediye başkanlığına, valiliğe ve buradaki turnuvayı hazırlayan, ayak olan Nurettin Karakort, Modi Bilardo Spor Salonu ve bütün Sinop'taki ekip arkadaşlar, herkese çok teşekkür ederim. Efendim hemen şöyle başlayalım. Neden bilardo sporu ve ne zamandır bir bayan olarak önemli? Şimdi şöyle söyleyeyim, 6-7 yıl oldu ben bilardoya başlayalı. Şöyle başladım. Sosyal olarak bir şeyler yapmak istedim ve başlangıcımı işte bilardo olarak değerlendirmek istedim. Amerikan dahi oynamadan 3 bantla tanıştım. Şu anda eşim olan Ekrem Çetinkaya, o zamanlar tabii ki arkadaş olarak tanışmıştık kendisiyle. Ve kendisi çok eski bir bilardocu. O bana daha çok hocalık yaptı, öğretti. Ve ben yetiştim, onu geçtim. akabinde de 3 ya da 4 sene zannediyorum önce Türkiye üçüncülüğünü ele aldım. Derece yaptım. 3 bant bilardoda, evet. Türkiye üçüncülüğü. 3 bant, evet. Doğru. Tebrik ederiz bu arada. Çok teşekkür ederim. Dünya şampiyonasına gittim. 4,5 aylık hamileydim. Bir kızım var şu anda, 2 yaşında gerçi. Başlasın. Çok teşekkür ederim. Bilardoyu şöyle
tasvip edeyim ben size kısaca. Şimdi bilardoda erkek olarak çok inanılmaz bir sayı ve rakam var. Yani bu binleri bulabiliyor rahatlıkla Türkiye çapında. Ama o kadar komik ki ve o kadar aslında şans verici bir şey ki Türkiye'de çok azlıkta olan 10-15 arası anca, yani o kadar bir bayanız. Ama şöyle bir baktığınız zaman bayanlar aşağıda değil aslında. O kadar yüksekte ve o kadar önü açık ki, buradan hem ona da seslenmek istiyorum bu konuda. Bayanların şansı çok yüksek. Her 15 diyelim, 15 arı kişi arasında ne kadar oynasa, kazansa dahi milli sporcu olma için Türkiye'de çok büyük bir şansı var. Yani çok kestirme ve çok kısa. Ve bu yüzden de milli sporculuğun da inanılmaz imkanları var Türkiye'de devlet tarafından. Erkeklerin çok zor haliyle dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası. Öncelikle milli sporcu olup bu tarz şampiyonalara katılmak bayanlar için inanılmaz büyük bir şans. Milli sporculukta şu anda Ömer Karakurt Sinop'tan arkadaşımız var, kardeşimiz var. Evet. Ömer mesela 4 yıllık şu anda üniversitede okuyor. Bu milli sporculuğun sayesinde yine aynı şekilde. Yani diyebileceğim... Şimdi aslında şöyle söyleyeyim. Yani bilardo sporu son belki de 10 yıla kadar bir oyun olarak nitelendiriliyordu. Aslında bilardo otokontrol gelişimi anlamında, pratik zekayı gelişim anlamında çok önemli bir spor. Bunu Nurettin Bey'le de konuştuğumuzda kendisi de söylüyor ama nereye kadar gider bu iş? Bilardo'ya destek verildiğinde, medyatik olarak destek verildiğinde ya da federasyon olarak biraz daha ağırlık verildiğinde aslında bunun en büyük örneğini Kore olarak söyleyebiliriz. Kore bu konuda çok ilerlemiş bir. Biz daha neresindeyiz? Yolun başında mıyız? Şöyle söyleyeyim ben size. Dünya üzerinde bir Semih Saygıner denildiği zaman herkes bilardo bilir. O bir marka oldu. Kaldı ki bilardo Türkiye çapında ne kadar ileride dersek, Türkiye'de kazanılan dünya çapındaki en fazla kupa bilardo sporu adı altında alınmıştır ve çoğu insan bilmiyor. Geçmişe bakıldığı zaman bilardo kahve kültüründen gelen bir mezhep, yani bir oyun gibi görülüyor. Aslında şu anda o kadar ilerleyip de o kadar büyük noktalara ve isim marka haline geldi ki Türkiye'de tam anlamıyla bir spor. Ve inanılmaz yetenekler var. Ve bu yüzden de 3 bant, özellikle 3 bant oyunu inanılmaz zeka verici bir olay. Hani bakıldığı zaman, gerçi bu pool masası, 3 bant masası bakıldığı zaman hani hiç delikleri yok, çok top yok, 3 top var. Ama stratejik olarak bakıldığında diamond sistemleri, yandaki o noktalara göre stratejik olarak bakıldığında psikolojik olarak inanılmaz beyin rahatlatıcı bir spor. Matematiksel, masanın üzeri tamamıyla evet, matematiksel olarak evet. Aslında sayının sınırı yok gibi evet, görülüyor. Çok fazla efor kaybetmiyorsunuz ama beyinsel olarak şu anda mesela çok fazla insanlar, çocuklar bilgisayar oyunlarına hakim olmuş durumda. Efor kaybedilmeden ve stratejik olarak beyin sporu diyebileceğimiz tek şeydir bilardo. Ama şöyle söyleyeyim, hakikaten çok iyi noktalardayız biz. Ne kadar fazlasıyla, hak ettiği kadar reklamı yapılmasa bile çoğu bölgelerde turnuvalar yapılıyor. Kala ki hani özel, paralı veya işte faaliyet içeren turnuvalar olsa bile. Ama şöyle söyleyeyim, bayanlara buradan hakikaten sesleniyorum. Yani ciddi anlamda Sinop'taki bayanlara sesleniyorum. Burada çok mükemmel, profesyonel bir salon var. Nurettin Karakurt'un yönettiği bir salon, Modi Spor Salonu. Ve buraya yönelmelerini, çünkü inanılmaz bir önü açıklık var. Yani çok ciddi noktalarda kariyer sahibi olabilirler yani. Şimdi siz hem bilardo sporcusu hem de bir annesiniz. Evet. Buradan ailelere seslenelim. Şöyle bir bayan olarak neden aileler çocuklarını bilardoya, bilardo sporuna yani hem göndermiyorlar ve gönderseler bile neden? Bunun hem anne olarak hem de bir sporcu olarak. Söyleyebilirim. Şimdi ilk başta ben de bilardoya başladığım zaman benim ailem de hani karşı çıkıyordu ama şöyle bir şey dedim ya, hani geçmişten, çünkü hani aileler dediğimiz zaman şu anki nesil yaşı zaten 50-60 benim yaşım, hani ailemden kastediyorum. O insanların geçmişine baktığınız zaman onlar bilardo dediği zaman kahve kültürü, hani sigara içilen bir ortam olduğunu düşünerekten. Ama artık o kadar çok ilerlediler ki ben kendim görüp de
ve bir anne olarak, kaldı ki sigara içmek artık birçok yerde yasak ve bilardo tam anlamıyla spor salonları adı altında yürütülen bir spor aktivitesi. Ve bu yüzden de kala ki satranç, her ne kadar hani turnuvaları olup çocukları satranca yöneltmeleri, ama bence bilardonun önü çok daha fazla açık ve çok daha fazla Türkiye'de desteklenebilecek, inanılmaz derecede eğitimi olan, dersleri olan bir spor haline geldi. Kaldı ki şu anda üniversitede seçmeli ders oldu biliyorsunuz. Sanıyorum, ben de öyle tahmin ediyorum çünkü yalan yanlış konuşuyor. Şimdi zaten hali hazırda bilardo hem Amerikan olsun hem Hüspant olsun. Evet. Bunlar artık okullara da girmeye başladılar. Kesinlikle, kesinlikle. Ve şöyle bir şey, birçok mesela ilin zaten belediye ve valilik olsun bu konuda destekleme yapıyor yani her konuda. Ama bilardo dediğimiz zaman hakikaten tam bir beyin sporudur. Yani tek kelimeyle. Ve bir anne olarak ben kendi çocuğumu da aynı şekilde yetiştirmek isterim. Çünkü bir satranç oynamaktansa bir bilardoyu tercih ederim. Çünkü neden efendim? Neden? Onu da söyleyeyim. Bilardo da nasıl diyeyim size? Kızım olduğu için söylüyorum. Bayan bir defa çok yakışıyor masaya. Birincisi bu. İkincisi çok fazla insanla tanışıyorsunuz ve bilardo bir de artı zengin spor olarak adlandırılır dünya üzerinde. Bizim burada her ne kadar hani kahve kültürü olsa da dünyada hani böyledir bu. Zengin aslında, spor olur. Aslında bunun da nedeni şu olmasın. Mesela biz yabancı filmlerde hep böyle zengin rolü oynayanların önemli kararları bilardo masalarında verdi. Dikkat ederseniz yani birçok hani filmlerde işte. Filmlerde de elit bir spor. Şu an aynen elit bir spor oldu. Yani neden hani ben hani kıyaslama yaparken şey yapmak istemiyorum, kötülemek anlamında değil. Tabii ki satranç da çok güzel ama bilardo'da çok fazla insan tanıyorsunuz ve çok fazla geziyorsunuz ve hem spor turizmi gerçekleşiyor hem de doğa turizmi oluyor o şehrin. Aynı şekilde o insan yetişiyor, kendi ismini çok iyi temsil ediyor. Yani birçok şey var bununla söylenebilecek, o yüzden herkese evet. Tavsiye ederim yani. Sinop'a, tavsiye ederim. Pardon. Sinop'a tekrar hoş geldiniz. Bu arada siz turnuvaya katıldınız. Ben katıldım. Şöyle bir şey, buradan da seslenmek istiyorum. Buraya nedense her geldiğimde Kara Kurt ailesi, yani Modi Spor Salonu'nun yönettiği aileden bahsediyorum. Her geldiğimde onlardan bir ferdiyle oynuyorum. Ve onlar çok iyi bir sporcu. Hepsi benden çok çok üstteler. O yüzden de ilk kademede yeniliyorum maalesef. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Herkese de ben teşekkür ederim bu imkanları sunduğunuz için.